Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz stresliyim, inanılmaz heyecanlıyım. Stres biraz daha fazla. Çünkü bugün görümcem burun ameliyatı olacak. O da çok heyecanlı. Heyecanından daha çok bende stres var. Çünkü canı acırsa ben panik olursam nasıl olur? Ne yaparım, ne ederim? Biraz öyle stresliyim ama çaktırmak istemiyorum. Öyle, şu an saat 10. Saat 11'de hastanede olmamız gerekiyor. Böyle galiba bazı tahliller falan yapılacak. Saat 1'de de ameliyat alınacak. 2-2,5 saat sürecekmiş ameliyat. Bir aksilik, bir başka bir sıkıntı olmazsa 2-2,5 saat sonra ameliyattan çıktığında biraz korkulu ve acılı bir süreç bekliyor. Elvan'a benim de aynı şekilde. Çünkü bende şöyle bir şey var. Eğer karşımdaki insan canı acıyorsa ve ben bir şey yapamıyorsam, elimden bir şey gelmiyorsa ben ondan daha çok böyle kahroluyorum, kötü oluyorum. İnşallah diyorum, dünden beri dua ediyorum. İnşallah yani canı o kadar acımaz, yüzünde istediği kadar morluk olsun, bir şey değil, buz koyarız o olur bu olur ama inşallah acı eşiği böyle çok düşük değildir. Çok fazla canı yanmaz çünkü o zaman ben de böyle çok kötü olurum. Öyle, şimdi hastaneye gideceğiz. Zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim, biz geldikten hemen bir gün sonra, yani Elvan uçaktan iner inmez hemen bir gün sonra hastaneye gitmiştik. Kan testi falan olmuştu, tahlillerine bakılmıştı ama bugün galiba ekstradan da kontroller var ya da ameliyata hazırlanma süreci var. Hiç bilmiyorum. İlk defa böyle bir yakınım, tanıdığım ameliyata girecek. Öyle, şimdi gidiyoruz. Annemi bekliyoruz bu arada. Annem götürecek bizi. O da çok heyecanlı ve stresli. Öyle, çünkü görümcem bize emanet. Şimdi onun yanına gidiyorum. Biz şöyle odamıza giriş yaptık. Burası Elvan'ın ameliyattan sonra bir gün kalacağı oda. Ben de burada kalacağım refakatçi olarak. Şöyle güzel, tertemiz de kokuyor mis gibi. Galiba ben şurada yatacağım. Elvan'ın yatağı da şurası. Şurada bir dolap koymuşlar. Şöyle şuradan da bir şehir manzarası var. Tabii bu çok önemli değil. Televizyonumuz var. Burada da bakayım neymiş bu? Yani mini buzdolabı. Bu da çok önemli çünkü buz koyacağız sürekli. Tabii bu soğutucu değildir sanırım. Onu sürekli bize getireceklerdir ama su vesaire bunlara koymak için iyi olacak. Şurada da tuvaletimiz var sanırım. Şöyle bir tuvalet ve banyo kısmı. Zaten banyo falan yapmasına da gerek kalmayacak. Çünkü biz bir gün yatış yapacağımız için gerek yok. Gayet güzel ve temiz. Gerçekten tertemiz, mis gibi kokuyor. Hastane çok güzel. Bu konuda yani özellikle temizlik konusunda çok iyi. Dolabın içinde ne varmış bir bakayım. Çünkü ben şurada yatacağım. Muhtemelen yastık, yorgan lazım. Şöyle, evet burada var. Yastık, yorgan, pike. Diğer tarafa bakayım. Burada da askılık var sanırım. Tam açamadım. Şöyle size Elvan'ı da göstereyim. Heyecanlı mısın? Çok. Korku? Yok ya. Sadece bayılma anı biraz korkutuyor. Ya evet, Elvan bayılmaktan korkuyor. Ben sonraki süreçten çok korkuyorum. Elvan'ın canı acıyacak, ağrısı olacak ve ben o an işte panik olmaktan çok korkuyorum. Elvan da bayılmaktan ve ayıldıktan sonra söyleyeceklerinden korkuyor. Ama muhtemelen Fransızca konuşacak değil mi? Öyle mi düşünüyorsun? Böyle birçok YouTube'dan video izledi. Böyle başka Instagram'dan falan videolar izledi. Ayılırken, yani kendine gelirken hasta böyle değişik değişik şeyler sayıklıyor. O yüzden o da diyor ki acaba ne sayıklayacağım, ama bence Fransızca sayıklar. Çünkü genelde Elvan Fransızca konuşuyor. Video çekerim ben de onu. Evet. Bakalım ne diyeceksin sayıklarken, çok merak ediyorum. Bu arada yeni geldik ama hemen refakatçi yemeği getirdiler şöyle. Aslında ben hiç aç değilim ama belki sonrasında acıkırım diye geri göndermek istemedim. Şöyle bir dolmalık biber. Burada ne varmış? Burada da lazanya mı bu? Ne oluyor ya? Ha, makarna. Fırın makarna. Bu neymiş? Daha çorba. Tavuk suyu çorbası sanırım. Böyle bir tane su, yoğurt ve ekmek.
gayet güzel. Göksu Ay. Bu arada biz terlik almayı unutmuşuz ama gerçekten hastane çok güzel. Terlik de koymuşlar buraya. Çünkü Elvan lavaboya falan gitmek isterse sürekli ayakkabılarını giymesi rahat olmazdı. Buraya bir tane hemen terlik koymuşlar. Bunu kullanacak şimdi. Annem de Elvan'ın saçını bağlıyor. Şimdi Elvan'ın kıyafeti geldi. Ameliyat kıyafeti. Bunu giydireceğiz. Artık çok az dakikalarımız kaldı. Evet, hazırlandık. Bekliyoruz. Biraz kıyafetimiz battal boy oldu ama ameliyattan sonra rahat olur. Öyle, şimdi çok çok az kaldı. Yarım saatimiz var ama dakikalar hızlı ilerliyor. Sakinleştirici yapılıyor ve gidiyor artık. Elvan'ın bir girişi var, bir de çıkışı olacak şimdi. Şu an saat 3:15 geçiyor. Yani toplamda 2,5 saat falan oldu. 15 dakika kaldı ameliyattan çıkmasına. Biz de annemle böyle son bir kez aşağıda hava alalım dedik. Bayağıdır odadayız çünkü. Bir ameliyathane tarafına gidiyoruz. Oradaki ekrana bakıyoruz. Gerçi oradaki ekranda bir şey yazmıyor. Ameliyatta yazıyor ama yine de ekranı kontrol ediyoruz. Daha sonra tekrar odaya geçiyoruz. Aşağı iniyoruz, hava alıyoruz. Şu 2,5 saat bize geçmedi. Yani böyle bir 5-6 saat gibi geldi. Zaman o kadar yavaş ilerledi ki şu 2,5 saatte, anlatamam size. Neyse, Allah'tan şu anda 15 dakikamız kaldı. 15 dakika sonra inşallah sağ salim ameliyattan çıkmış olur. Bu arada size odaya çıkmadan önce hastaneden biraz bahsedeyim. Biz burası sanırım Çiğli bölgesine ait oluyor. Ataşehir diye geçiyor. İzmir, Çiğli'de Can Hastanesi'ndeyiz. Hastane çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Şöyle memnun kaldığım yanı söyleyeyim. Odasından, personelinden, ilgisinden, alakasından çok çok memnun kaldım. Doktorumuza gelecek olursak, tabii ki doktorumuz da çok sempatik, çok tatlı bir insan. Yaptığı işle alakalı artık bu süreci siz de görmüş olacaksınız. Biz de sizlerle birlikte göreceğiz. O yüzden şu an doktorla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Memnun kaldık veya memnun kalmadık gibi. Ama genel olarak doktorun yorumları çok çok iyiydi. İnşallah bizim yorumumuz da öyle olur. Yani daha doğrusu görümcemin yorumu çok önemli tabii ki bu durumda. Onun yorumları iyi olur. Hemen size kısaca hem fiyattan hem de doktorumuzun isminden bahsedeyim. Doktorumuz kulak burun boğaz doktoru, operatör doktor. Operatör doçent doktor sanırım. Yanlış söylemeyeyim. Yine bunu tekrardan kontrol edip tekrar size bilgi veririm. Tevfik Burak Kocagözoğlu. Yine yanlış söylemiyorsam. Burak Bey ameliyatı yapıyor görümcemin. Onun haricinde fiyat bilgisinden bahsedeyim hemen size. Görümcem tabii ki yurt dışı oturumlu olduğu için burada bir sigorta girişi, çıkışı vesaire bir şeysi yok. O yüzden sigortadan faydalanamadığından kaynaklı, yani özel sağlık sigortası da yok. 35 bin liraya yaptırıyor. Hastanede euro üzerinden fiyat vermiyorlar. TL üzerinden fiyat veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Benim görümcem yalnız euro üzerinden anlaşmış. Ne kadar vermiş oldu? 1500 euro verdi. Öyle söyleyeyim. O da zaten 35 bin liraya denk geliyor. Ben size hemen sigorta girişi olan Türkiye vatandaşları için olan fiyatı da söyleyeyim. 25 bin lira sabit fiyatları var. Ama tabii ki ben bunu şu an bugün 5 Haziran. 5 Haziran'da aldığımız güncel fiyat bu. Biliyorsunuz Türkiye'de zaten çok fazla fiyatlar değişiyor. Ekonomide ve Euro'daki, işte dolardaki o fiyat artış çıkışını biliyorsunuz. O yüzden bu sizin aklınızda ortalama bir fiyat olarak kalsın. Eğer düşünenleriniz varsa diye söylüyorum. Hani bu fiyatı baz almayın. Oraya gittik, böyle değildi, şöyleydi diye düşünmeyin. Gerçekten fiyatlar o kadar çok değişiyor ki, hatta burada bir yerde biraz önce yemek yemiştik. Menüde fiyatlar yazmıyordu. Neden fiyatlar yazmıyor diye sorduk. Artık fiyatlara ve menüye yetişemediklerini söylediler. Ama hemen işte size olan fiyatları söyleyelim. Ama işte dediler ki, hani kusura bakmayın, yanlış anlamayın, sürekli menü güncellemekten ve menüyü değiştirmekten dolayı biz de hani yorulduk. O yüzden böyle bir sisteme geçtik dediler. Menüde fiyatlar yazmıyordu. Dediğim gibi şu an böyle bir sabit fiyatı var hastanenin. Ama bu 5 Haziran'daki fiyat, eğer ilerleyen dönemlerde fiyat artışı, çıkışı olur mu onu bilemiyorum.
Bugün sigortalı bir Türk vatandaşı için 25 bin lira. Eğer özel sağlık sigortanız veya başka bir şeyiniz yoksa 35 bin lira gibi bir fiyatı var. Burak Bey'in belki doktordan doktora da değişiyor olabilir. İnanan onu da bilmiyorum. İnşallah memnun kalır, çok mutlu olur yeni burnuyla. Öyle söyleyelim. Artık biz de yukarı çıkalım annemle birlikte. Çünkü çok az kaldı. Bir 10 dakikamız var. 10 dakika sonra inşallah ameliyattan düzgün bir şekilde çıkmış olur. Elvan çıktı şimdi hastaneden. Hastaneden değil daha doğrusu ameliyattan. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Hiçbir şey hissetmiyorsun değil mi? Hiç ağrım falan yok. Sadece işte biraz acıkmış ve üşümüş o kadar. Elvan çıkalı şimdi tam 1 saat oldu. 1 saat sonra yemek yemeye başlayacak ve su içecek. 2 saatlik bir yemek yememe ve su içmeme durumu vardı. Ama maşallah hiç yüzünde bir morluk, şişlik hiçbir şey yok. Hatta şöyle yakından burnunun kalkıklığını da çekeyim. Çok belli oluyor. Doktor hemen ilk etapta belli olmaz. 3 ayla 6 ay arası değişir oturması demişti. Ama şu an bayağı burnunun kalkıklığı, güzelliği belli oluyor. Zaten çok da bir şey yoktu burnunda ama... Şöyle yakından biraz daha çekeyim. Hiçbir şey yok suratında. Bir morluk, şişlik yok. Zaten 20 dakika bir buz uyguluyoruz. 40 dakika buz uygulamıyoruz. Sonra tekrardan 20 dakika buz uyguluyoruz. O da böyle morlukları engelliyormuş, şişlikleri engelliyormuş. Biraz belki burnunda ödem olabilir, o şişlik olabilir. O da 1 hafta sonra, 15 gün sonra geçer. Bu arada böyle yorgun gözüktüğüne bakmayın. Aslında çok çok iyi. Sadece aç olduğu için ve biraz tabii ameliyattan çıktı, üşüyor. O yüzden böyle ağzında falan biraz kuruluk var. Donuyor birazcık. Böyle kat kat battaniye yaptık. O kadar. Yani onun haricinde bir sıkıntısı yok. O yüzden böyle bir yorgun görüntüsü var. Başka da bir sıkıntısı yok. Maşallah. Elvan ameliyattan çıkalı tam 2 saat oldu. Şöyle yemeği geldi. Şurada ana yemeği var. Tavuklu patatesli bir yemek. Şurada sanırım pilav var. Şöyle. Şurada da çorbası var. Bu da domates çorbası. Yine bir tane ekmeği ve bir elma göndermişler. Ama Elvan bunlardan yemek istemiyor. Dürüm yemek istiyor. Ben de şimdi onu aşağıdan dürüm yaptıracağım. Sordum görevli hemşireye. Bir sıkıntı olmaz dedi. Hatta kola istedi. Kolayı bile içebilir dedi. O yüzden şimdi Elvan'a dürüm yaptırmaya ineceğim. Şöyle gitmeden Elvan'ı da göstereyim size. İyi misin Elvan? 2 saat evet, geçti artık. Iyi. Nefes alabiliyorsun. Evet, hiç nefes sorunu yok zaten. Hiçbir sadece şey yorgunum. Hiçbir ağrım sızım, nefes de almıyorum. Hepsi acıktım. Ben yemek yaptırmak için aşağı ineceğim ama şöyle buz torbaları geldi. Bunu böyle Elvan'ın gözüne doğru iki tarafa doğru şu şekilde koyacağım. 20 dakika sonra zaten ben gelmiş olurum. Buzu kaldıracağım. 40 dakikada buzsuz kalacak. Bu morluklar ve şişlikler için. Böyle buz torbalarını yerleştirdim. Önce şöyle bir sargı bezi koyup şununla da böyle ikisini yapıştırıp böyle gözlerine bir de yanaklarına doğru yerleştiriyorum. 20 dakika böyle kalacak ama gayet iyi durumdayız. Pijamasını giydi, birazcık yürüdü. Çok çok iyi, öyle başı falan da dönmüyor. Biraz da su içti. Sadece yemek yemedi. Şimdi yemek yaptıracağım. Elvan'ın yemeğini ve kolasını aldım. Hemen şuradan aldım. Orası da şöyle hastanenin karşısında. Bu çok iyi oldu benim için. Hiç yürümemiş oldum. Hastanenin konumu gerçekten çok güzel. Böyle çok fazla otopark sıkıntısı da yok. Otoparkı da var şöyle hemen açık. Biraz ileride de arabayı park edecek yerler var. O yüzden çok çok iyi. Şimdi hastaneye tekrardan geri giriyorum. Ben tekrardan aşağı indim çünkü dürümü yiyemedi. Daha doğrusu içi biraz pişmemiş, öyle söyledi. O yüzden yemek istemedi. Ben de onun yanında bir tane pideci var. Oraya geldim. Yani gidiyorum şu an oraya doğru gidiyorum. Pide yaptıracağım. Zaten biz öğlen de annemle buradan yemiştik. Burası gayet güzeldi. Şimdi bir ona da pide yaptırayım. İnşallah bunu sever yer. Çünkü kaç saattir, hatta kaç saattir değil. Dün gece 12'den beri aç. Anestezi aldığı için 12'den beri yememesi gerekiyordu. Ve işte ameliyat sonrası 2 saat sonrasında da yememesi gerekiyordu. O yüzden şu an zaten ona çok canım acıyor. Hemen bir an önce yemek yemesini istiyorum. Bu arada geldim pideciye. Şöyle yemeğini aldım. Yukarıya çıkıyorum şimdi.
İnşallah bunu sever. Biraz önce çünkü kendisi dürüm istemişti. Hatta direkt çıkar çıkmaz dedi ki canım dürüm istiyor. O yüzden ben hemen gideyim dürüm yaptırayım dedim ama dediğim gibi içi tam pişmediği için yemek istemedim. Umarım bu güzeldir. Evet, Elvan pidesini yiyor. Bayağı da güzel yiyebiliyor şu anda. Hiçbir sıkıntısı yok. Şuradan birazcık sızıntısı oluyordu. O yüzden oraya bandaj koyduk tekrardan. Ama yemesine ve içmesine engel değil. Kendini çok iyi hissediyor değil mi? Evet. Gözleri kıvır. Evet, şöyle elması da var ama bıçak istedik. Aslında elma yemek istiyor. Bıçağı bekliyoruz. Yemekten sonra da bir elma yiyecek. Hatta Elvan'ın sevdiği bir çay var. Onu da getirdim. Belki bir çay demlerim Elvan'a. İyi olur. Şöyle bir hastane çantası hazırladım. Şurayı açayım. Şöyle neler getirdiğimi göstereyim. Şu evde vardı. Belki çatal lazım olur. Bir anda bir şey lazım olur yani gece diye. Bunu getirdim. İçinde çatal var diye. Suyu ve işte içecekleri içemez diye böyle pipet vardı. Pipet getirdim. Bu Elvan'ın sevdiği çay. Bunu ona birazdan demleyeceğim. Başka çay sevmiyor. Bundan getirdim birkaç paket. Bir de böyle gece aniden şekeri düşer bir şey olur diye şöyle ufak çikolatalı atıştırmalıklar getirdim. Market falan bulamayız diye. Öyle yine aynı birkaç tane şey kendim için çay getirdim. Şöyle Lipton'un tek demlik çaylarından bir de kahve getirdim ama kahveyi bitirdim Elvan'ı bekleyene kadar. Şimdi birazdan markete inip tekrardan kahve alacağım. Hatta şöyle hiç gerek yokmuş burada vardı ama ne olur ne olmaz diye ben böyle pet bardağımızı da getirdim. Ve şu biliyorsunuz Berlin'in ıslak mendilini almıştım. Burada işte yemekten sonra yemekten önce bir yerleri silmek için bunu getirdim. Bu da işe yaradı bu sefer. Şöyle sakızımıza kadar düşündük. Sakız da koyduk dünden Elvan'la birlikte çıkarken çiğneriz diye. Gerçi Elvan çok çiğneyemez ama belki canı isterse birkaç çiğner sonra atar. Tarağımızı da getirdik. Şimdi hatta Elvan'a biraz saçlarını tarayayım, toplayayım. Saçını topladık. Şöyle hatta havlu bile koydum ama hiç gerek yokmuş. Burada havlu da vardı. Ne olur ne olmaz diye koymuştum. Şöyle deodorant da koyduk. Bir tane de havlu kağıt koyduk. Dediğim gibi hiç gerek yokmuş ama ben ne olur ne olmaz diye bunları koymuştum. Öyle hastane çantamız böyle düzenledik. Ben tekrar aşağı indim. Bu sefer kendim için indim. Kendime kahve alacağım. Anneme de kahve alacağım. Annem birazcık Elvan yemek yiyorken kestirdi. Çünkü o da çok sabah erken kalktı. O da stresliydi. Geceden de uyuyamamış. 2 saatlik uykusu vardı. Öyle biraz uykusunu aldı. Şimdi beraber bir kahve içelim dedik annemle. Bu arada Elvan'ı beklerken getirdiğimiz bütün kahveleri bitirdik. Burada da makine vardı aslında ama makine Covid'den dolayı kapatılmış. İşte bu pet bardaklardan virüs bulaşmasın diye kapatmışlar. O yüzden şimdi Allah'tan ki zaten pet bardağımı getirmiştim. Yine çok da gerek yokmuş ama biraz önce kapatmak zorunda kaldım. Çünkü sinek ilacı arabası geçti. Ben bunu çok eskiden beri görmüyorum. Demek ki bu bölgede çok fazla sinek var. Yani bunu ben en son Covid zamanı böyle dezenfektan gibi bir şey sıkıyorlardı. Öylelikle gördüm. Sinek ilacı aracını hiç görmemiştim. Çocukluğumda görmüştüm. Çok şaşırdım. O ses yapıyor diye kapattım biraz önce. Öyle yani en son nerede kalmıştım? İşte annemle Elvan'ı beklerken tüm kahvelerimizi tükettik. Burada su almak için yanında böyle ince pet bardaklardan var. O yüzden onları kullanmıyorum. Kendi getirdiğim pet bardağı kullanıyorum. İyi oldu yani o yüzden getirdim. Şimdi de annemle kendime bir kahve alayım, içelim. Elvan'a da çay demleyeceğim. Ben tekrar aşağı indim. Hem annem gidecek, annemi yolcu edeceğim. Hem de acıktım biraz. Aslında anneme teklif ediyorum ama annem çok aç değilmiş. Şu an saat 9 oldu. Ben de dedim ki bir yemek yiyeyim. Annem kalırsa annemle beraber yerim. Gideceğim diyor ama bir bakalım. Eğer güzel yiyecek bir şey bulursak yiyelim. Çünkü o pideci kapatmış. Yine buralarda bir şey bakmaya çalışıyorum şu an. Tam şöyle hastanenin yanında Kipa AVM varmış. Burası. Hiç bilmiyordum yani fark edemedim. Aslında biz bu yolu çok kullanıyoruz ama tam nerede olduğumuzu kestirememiştim ilk geldiğimizde. Çünkü ara sokaktan geldik. Şöyle hemen şu köprüden şuraya geçeceğim. Oradan bir şeyler yiyeceğim hemen aperatif. Sonra hemen Elvan'ın yanına çıkacağım.
Bu arada burada neden bu kadar çok sinek var anladım ve sineklerin neden geçtiğini anladım. Burada böyle bir dere yatağı var. Aşırı da kötü kokuyor. Sanırım bu yüzden sinekler geliyor. Bataklık gibi gerçekten de. Yani o kötü olmuş. Şöyle göstereyim. Görüntü güzel ama koku felaket. Gerçekten şurada oturanlara Allah sabır versin. Bayağı kötü kokuyor burası. Şurada bir amca ekmek atıyor ama burada yaşayan bir canlı var mıdır ya? Bayağı bayağı kötü kokuyor. Yani söylemek istemiyorum ama lağım gibi kokuyor. Bayağı kötü kokuyor. Öyle. Eğer inşallah canlı varsa gidiyordur o ekmek parçaları. Var mı? Nasıl balık yaşayabiliyor burada ya? Çok pis bir şeye benziyor. Şöyle. Emin misin bak o ekmek parçalarını alan yok hiç. Neyse. Biz hemen şuraya gidelim. Evet, AVM'ye geldik. Çok yakındaymış ha. 5 dakikalık yer. Yani keşke Elvan'a buradan bir şey yaptırsaydım. Daha iyi olurdu. Gerçi pideyi yedi ama olsun. Eğer yine acıkırsa buradan da bir şey yaptırırım ona. Şöyle göstereyim AVM'yi. Bu çok iyiymiş ya. Hemen hastanenin yanında olması. Böyle fazlaca kalacak olan insanlar varsa burada, çünkü vastınız gratis bir şeyler var. Hani mendil, ıslak mendil, böyle şeyler lazım olursa buradan temin edilebilir. O yüzden hemen hastanenin yanında bunun olması çok iyi olmuş. Bunun olduğunu bilseydim Elvan'a şuradan döner yaptırırdım. Çünkü canı dürüm istiyordu. Neyse pideyi yedi. Yine odaya çıkmadan önce Elvan'ı arayayım. İsterse buradan da bir dürüm yaptırırım. Çünkü hemen ameliyattan çıkar çıkmaz dürüm istiyorum dedi. Demek ki canı onu çok çekmiş. Götürdüğüm dürüm de çiğ olduğu için yiyememişti. Ama ararım Elvan'a. Buradan bir dürüm yaptırırım isterse. Biz şöyle yemeklerimizi söyledik. Şurada da şöyle bir manzaramız var. Deniz manzaramız. Şu an tam olarak nerede olduğumuzu kestirebiliyorum. İlk geldiğimizde anlayamamıştım ama... Şöyle çok güzel bir manzaramız var. Bu yoldan geçiyoruz zaten biz. Böyle Ali Ağa'ya, Foça'ya giderken birçok kez de geçtik. Ama ilk geldiğimizde dediğim gibi anlayamamıştım tam olarak nerede olduğumuzu. Neyse, görüntü güzel ama koku fena. Buralara kadar kötü koku var. Ben yemeğimi yedim. Bana da iyi geldi. Böyle hava aldım. Çünkü Elvan ameliyattan çıktığı için pencereleri kapattık. İşte havalandırmayı, klimayı da açmıyoruz. O yüzden ben bayağı bir sıcaklamıştım. Çünkü bugün İzmir'de felaket bir sıcak var. Aslında yağmur yağacak gibi, böyle hava kapalı ama sanırım yağmurun sıcağı var. Neyse, ben yemeğimi yedim, böyle hava almış oldum. İyi oldu, şimdi aklım Elvan'da. Elvan'ın yanına gideyim. Artık bu videoyu da burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu süreci merak edenler varsa yine dediğim gibi bu hafta bu süreçle alakalı birçok video atacağım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.